Arada Cihan, odak, odaklanılmasını isteriz. Evet Cihan evet. arkadaşımız bunu bizim için özel olarak yaptı. Orel bu maskeyi üretti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de konuklarımıza armağan evet. ediyoruz. Evet. Ben bölgede. teşekkür ediyorum. Çok Zerbiyorum sağ olsun. Var. Gayet e, güzel, efektif, kullanışlı ve iyi bir maske. Evet. Hakan Bayrakçı merhabalar. Merhaba. Ali Aydar Fırat hoş geldiniz. Merhaba. Nedim olsaydı. Ee, o da şimdi e, utandım deyip maskeyi takar. Evet dedi. o Mahcup olduk Nedim gibi haklı yani. <laughs> evet evet. evet. Ee, biz kişilerin tercihine bırakıyoruz maske kullanmayı. Ee, mesafe var çünkü aramızda. Var, evet. Ankara stüdyomuzda da Ömer Lütfü Avşar var. Ömer Bey merhaba. Ömer Bey'de maske yok. Ama zaten gerek de yok Ankara'da tek başına. Oluyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet tekrar. gerek yok zaten buraya hediyenizden göndermemişsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> hemen gönderelim size hemen hemen çok nitelikli bir maske <laughs> e, hemen göndeririz. Evet. E, Teşekkür ederim. O, onur duydun mu Ömer Bey'e maske gönderelim. Tamam göndereceğim dedi. <laughs> e, bir sorun yok. Şimdi başlayalım hemen e, Ali Haydar Bey ile başlayalım. Şimdi Erdoğan saldırı dedi. Önce ya yani şunu merak ediyorum. Ben mesela hoşuma gitti yani Türkiye'de dört parti aynı sesi çıkardı. Şöyle bir baktım. Belki hani detaylara girildiğinde tartışılacak, ele alınacak hususlar olabilir ama genel olarak bakıldığında AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, yani iktidarıyla, muhalefet kanadıyla dördünden de ortak ses çıktı. Zaman zaman çıkıyor bu sesler. Fakat bu kez çıkmasının önemi var gibiydi, anlamlıydı. Çünkü Amerika'nın bir yaptırım kararı var. Bu yaptırım kararı yani bütün tarafsız gözlemciler tarafından da haksız bulunuyor. Biz bu süreçleri de hep yaşadık. Yani küsta bulunan bir yaptırım. Dört partide reddediyoruz dedi. Bu güzel bir şey. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani dört partinin ortak tutumunu, HDP'nin bu tepkiye ortak olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Genel olarak Türkiye'nin tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, eleştiri de alıyor bu. İşte muhalefet her defasında iktidarın yanlışlarına ortak olduğu gibi bir eleştiri de oluyor. Muhalefete yönelik. Muhalefete yönelik olarak yani buradaki işte, yanlış ne mesela? Neye bu, burada mesela? Şu şu kastediliyor muhtemelen? Hani bu bu süreç belliydi zaten geleceği. Dolayısıyla hani S400 almışsanız bunun bir takım yaptırımlar olacağını biliyordunuz. E siz muhalefet olarak buna niye destek veriyorsunuz? Yani Ama mesele şöyle benim... deniliyor. Orada da haksız sayılmazlar. Hani siz bunun alımında pay sahibi değilsiniz. Evet. Muhalefet olarak. Hı hı. 400 S400'lerin alımında e, bunun doğurduğu neticelerin niye sorumluluğunu na ortak oluyorsunuz evet, gibi yani, mi? Tabii mesela orada bir de Hindistan örneği veriliyor. Mesela e, S400 alan hani Çin'den sonra bir de Hindistan böyle bir alım işine girdi. Fakat Hindistan şunu gördü. Amerika oraya da tepki koyunca bir Türkiye'nin başına ne geliyoru görmek istedi. Bekletti, ağırdan aldı ve şu anda vazgeçmek durumunda. Çünkü o o e, katsayı e, yaptırımları sizi artık hani eee NATO üyeliğinden ortaklıktan ne derseniz din stratejik müttefiklikten yani bir eee yani hısımlıktan hasımlığa doğru bir kayış var. Ama mesele bence muhalefetin tavrının sizin söylediğiniz çerçevedeki e, ortaklaşması sadece S400 meselesi değil. Yani bu bu mesele sadece S400 ile ilgili bir mesele değil. Bu mesele genelde Türkiye'nin politikası ile ilgili bir mesele ve Amerika'nın Türkiye'ye ayar vermesiyle ilgili bir mesele olduğu için bence muhalefet ortaklaştı. Yani, yani S-400'ün ötesinde... S-400'ün ortasından başka bir küresel... Amerika'nın tutumuna karşı. Evet, yani bu e, hem o hem de zaten sürecin içerisinde bir takım haksızlıklar ya da iletişimsizlikler ya da kopukluklar var. Bu süreç Amerika tarafından da iyi götürülmedi ya da iyi işletilmedi. Yani sanki şöyle bir şey e, yapıldı. Yani bekleyelim, hani yüksek tondan bir karşılık verilmedi. Yüksek tondan bir karşı çıkış sağlanmadı. Bunun yerine hani şunu söylemiyorum. Hani Türkiye bağırsaydı çağırsaydı bu işi yapmayın falan değil. Ama hani müttefiklik ilişkisine yakışır bir tarzda bir ilişki götürülmüş olsaydı şu an bu mesele böyle olmayacaktı. Bir de Sayın Hakan bu meseleyle bu mesele sadece AK Parti ile ilgili, AK Parti ile ilgilenmesi mesele değil. Bu bütün Türkiye ilgilendiren bir mesele. Yani yarın öbür gün çünkü bu yeni başlayan bir süreç bu Biden'ın görevi devralması, Avrupa Birliği vesaire falan bu sürecin faturasının daha ağırlaşma ihtimali de var. O yüzden muhalefetin iktidarla birlikte bir bütün olarak buna tepki koyması bence o açıdan da önemli. Yani bu burada bu işi bitirelim. Yani çünkü hani metnin metnin kendisine baktığınız zaman da bir diyalog çağrısı var aslında. Yani bu işi daha fazla tırmandırmasın, taraflar görüşsün ve bu, hangi metnin? Yani Büyük Millet Meclisi'nde partilerin e, ortaya, ortak ortak bildirisi dolayısıyla hani müttefiklik ilişkisine yakışır tarzda bir e, ortamın oluşması ve bu çerçevede de sorunun giderilmesi e, ama tabii elbette ki şunu bilelim, görelim. Bu zor bir süreç, kolay bir süreç değil. E, çünkü Türkiye'nin e, hem operasyonel anlamda çünkü F35'ten çıkarıldı Türkiye, hem ekonomik olarak yani 13 14 milyar dolarlık bir pastadan Türkiye çıkarıldı bundan daha öte operasyonel olarak bence daha fazla bir hükmü var. O da şu, yarın öbür gün F-16'larınız yaşlandığında kullanılmadığınızda ne yapacaksınız? Nasıl bir karar? Çünkü henüz kendi savaş uçağımızı üretemiyoruz. Dolayısıyla zorlu bir süreç. Türkiye'yi bekliyor ama ee, daha mantıklı, daha sağduyulu ilişkileri... Yani şu kolay söylenebilir. Yani işte bir emperyalizm var ortada, bir sömürgecilik var vesaire falan. Ee, bu, bu bu çıkışlar hani bireysel olarak insanlar kişileri tatmin edebilir ama e, Türkiye gibi büyük bir ülkede ya da tırnak içinde bir aktör olmaya çalışan bir ülkede daha ilişkilerin daha sağlıklı ve daha tutarlı bir zeminde götürülmesi lazım. Benim kişisel eleştirim burada aslında şeyle ilgili bir durum. Yani biz bu sürece nasıl geldik sorusunun cevabını ben şöyle veriyorum. Birincisi bizim es en büyük sorunumuz Suriye'ydi biz yani yani düğmenin yanlış iliklendiği yer Suriye oldu. Çünkü Suriye'ye girmekle ya da Suriye'ye müdahale etmekle iş başka bir nokta gitti. Orada Türkiye'yi yalnız bıraktılar çünkü Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etmişlerdi. Türkiye orada yalnız kendini hissetti. Sonra biliyorsunuz uçak düşürme meselesi oldu. Rus uçağı düşürüldü. Orada da müttefikler, NATO, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye gerekli tırnak için desteği vermedi ya da Türkiye onları yanında hissetmedi. Son olarak da 15 Temmuz bu darbe girişiminde de e, o müttefiklik şeyi bağı çok e, kendisini hani hissettirmedi. Hı. Bu çerçevede Türkiye'nin bir yönelimi oldu. Bu yönelim beraberinde S-400'leri getirdi. E, şu deni, evet bu bir egemen bir ülkenin temel bir hakkı olabilir. Ama dediğim gibi o Suriye politikası yani düğmenin yanlış iliklenmesi Türkiye'nin böyle bir sürecin içerisine maalesef sürüklenmesi neden oldu. Elbette ki burada Türkiye bir bütün olarak iktidarı ve muhalefetiyle bu süreçten en az hasarla nasıl çıkabileceğini hep birlikte oturup konuşup hesaplamak zorundadır.